iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı gerekli tedbirleri alarak mümkünse iş kazaları ve meslek hastalıklarını sıfıra indirmeye çalışacağız. Bundan dolayı sizin de adınıza, çünkü her şey sizler için, çalışanlar için, sizler de halk için varsınız zaten, halk için çalışıyorsunuz. Demek ki herkes için bir hizmet söz konusu. Sayın Belediye Başkanımıza, beraber çalıştığı ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bu ilki gerçekleştirdikleri için sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Evet, iş sağlığı güvenliği çalışmalarının amacı nedir? Tamamen korumadır. Sedat Müdürüm de bahsetti. Başınıza bir iş gelmeden önce bunun önlemini almaya yönelik bir kanun bu arkadaşlar. Testi kırıldıktan sonra hiçbir anlamı yok. Yani insanlar öldükten sonra önlem alınması sonrakiler için iyi olacak ama ateş düştüğü yeri yakar. Mümkünse bu kanun çerçevesinde hiç kimsenin başına bir şey gelmeden önlem almaya çalışacağız. Şimdi iş kazalarından koruma. Öncelikle hedefimiz. Meslek hastalıklarından koruma, iş yeri ortam faktörlerinden koruma, işte fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik risk etmelerimiz mevcut. İş yeri eğitimimiz Kenan Bey bunlara da değinecek birazdan, ayrıntılarına girer. Bütün bunlardan sizi korumayı hedefleyeceğiz. Evet, güvenlik kültürü ne demiştik? Bir davranış biçimi öğren ve öğret. Umarım bir şeyler öğretebiliriz bu hususta size. Şansları bilinçlendirmek önemli demiştik bu konuda. Bununla ilgili şöyle bir şeyim var. Güvenli davranış bilincini şahıslarda oluşturabilirsek eğer, bunu ailede güvenlik kültürüne dönüştürmek çok zor olmayacaktır. Sonraki aşama ne olacaktır? İşletme kültürü olacaktır. Herkes bunu iş yerinde muhakkak uygulamaya çalışacaktır. Sonraki aşama endüstriyel kültür, sanayide ve en son olarak gerçek amacımız olan ulusal güvenlik kültürünü, şu an sigaranın başardığını umarım biz de başaracağız. Peki, ILO, Dünya Çalışma Örgütü, yayınlamış olduğu resmi veriler var iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili. Dünyadaki iş gücü yaklaşık 3 milyar olarak tahmin ediliyor. İş gücünden kasıt burada arkadaşlar tamamen sigortalı olan çalışanlar. Yani kanun şu an sigortasızlarla ilgili pek bir yaptırım gücü yok. Sigortalının diye başlar zaten çalışan kanunda. Dünyada meydana gelen iş kazaları yaklaşık 321 milyon civarında. Meslek hastalıkları 2.2 milyon yazıyor ama son araştırmamda 2.2 olduğunu öğrendim ben. İşle ilgili ölümler de 2.2 milyon. Peki dünya gayri safi milli hasılası 30 trilyon dolar ve SG kaynaklı kayıp da %4. Basit bir yüzde hesabıyla yaklaşık 120 milyar dolar arkadaşlar. Dünyanın şu an bu kayıplara harcadığı para. Avrupa'da bununla ilgili bir istatistik çıkarmış durumda. Her sene bunlar tabii yıllık veriler. 5500 kişi hayatını kaybediyor. Bu iş kazalarından ve meslek hastalıklarından dolayı. 75 bin kişinin sürekli çalışamaz duruma düştüğü, ağır yaralanmalar diyoruz buna. 149 milyon iş günü kaybı. Bunlar alınan sağlık raporları, işte gelmedikleri günlerin hepsi. 20 milyar euro maddi kayıp meydana geldiği tahmin edilmiş. Daha doğrusu rapor edilmiş. Bunlar bir yıllık veriler arkadaşlar. Bunlar her sene aynı şekilde olduğunu tabii düşünecektim. Bir önceki. Evet, Sosyal Sigorta Kurumu istatistiklerine göre 2012 verileri. Türkiye'de 18.352.859 aktif çalışan sayısı mevcut. Bunlar sigortalı çalışan sayısı. 74.871 iş kazası meydana geliyor ülkemizde her sene. 395 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş ve 745 kişi hayatını kaybetmiş. Ne yazık ki zaten geçen sene bunların yaklaşık yarısını madende kaybettik zaten. Bunlar arkadaşlar resmi veriler. Bir de bunların birkaç katı da resmi olmayan veriler mevcut. Yani istatistikleri ona göre hayal edin. Bir önceki slide'a bir daha gelebilir miyiz? Şimdi dikkatinizi şuna çekmek istiyorum. 75 bin civarında iş kazası varken 400 civarında sadece meslek hastalığı meydana gelmiş. Bunun sebebi ne olabilir? Bunlar resmi veriler. Yayınlanmış, sigortaya bildirimi yapılmış veriler. Meslek hastalıkları uzun zamanlarda ortaya çıkan veriler. Bunlarla ilgili sağlık raporları isteniyor kanun kapsamında. Periyodik muayeneler isteniyor. Ve bunları mesela şu an sizin için bir sağlık raporu alsak bunu 15 sene saklamak zorundayız sizin dosyanızda. Eğer biyolojik risk etmenlerine veya kimyasal risk etmenlerine maruz kalacağınız bir işle ilgileniyorsanız bu raporları 15 yıl değil 40 yıl saklamak zorundayız. Bunlardan dolayı uzun sürede doğacak kanser hastalıkları olabilir veya buna benzer rahatsızlıklar olabilir. 40 yıl sonra Allah göstermesin başınıza bir iş geldi. Bir kanser teşhisi koyuldu size.
bununla ilgili geriye dönüp işinizden kaynaklı olmadığını tespit etmek için çalıştığınız sürelerde almış olduğunuz sağlık raporları istenebilir iş yerinizden. Eğer gerçekten yaptığınız işten kaynaklı bir hastalıksa bu, sizin tazminat davası açma hakkınız doğuyor arkadaşlar. Teşhis koyulduğu andan itibaren 10 yıl süreniz var. 10 yıl içerisinde çalışmış olduğunuz kurma tazminat davası açma hakkınız var. Aldığınız basit raporlar iş kazaları ile ilgili eğer 3 günlükse kendiniz dava açabiliyorsunuz işle 10 gün arasındaysa. Eğer 10 günden fazlaysa Cumhuriyet Savcısı zaten sizin adınıza kamu davası açıyor arkadaşlar. Siz sadece takibini yapıyorsunuz o işte. Bu haklardan da faydalanabilirsiniz. Bunları bilin ve unutmayın. Teşhis koyulduğu andan itibaren 10 yıllık süreniz var. 10 yıl sonra zaman aşımında olur. Hiçbir hakkınız kalmıyor. Geçelim. Evet, iş kazasının tanımı. Dünya Çalışma Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili tanım yapmış. Ama ben bu tanımları değil de bizim 6331'in yapmış olduğu tanım bence hepsinden daha geniş, daha kapsamlı. İşi daha iyi özetleyen. İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle. Bakın. Sadece iş yerinde başınıza gelmesi yetmiyor. Kanun bunu biraz daha açmış, sizi daha fazla koruma amacı tutmuş. Şöyle diyelim, örneğin belediyenin bir servisi olsun sizi işe getirmek için. Evinizden çıktığınız andan itibaren servisin içinde veya dışında başınıza gelen her şey iş kazası sayılıyor arkadaşlar. Yalnız, yanılmıyorsam, evinize giderken başınıza gelen şeylerden devlet mesul olmuyor. Yani iş kazası sınıfına girmiyor. Servisteyse o da. Servisteyse oluyor, hayır yani. Şahsi aracınızla eğer bu işleri gerçekleştiriyorsanız sayılmıyor. Ama kurumun size tahsis etmiş olduğu serviste geliyorsanız veya gidiyorsanız iş kazasına giriyor. %98 önlenebilir durumda. %88'i çalışanlardan kaynaklı. Sadece %10'u iş yeri ortam faktörlerinden yani direkt işverenin kusuru olduğu durumlar. Evet, 6331 ne diyordu? İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle. İşin yürütümü nedeniyle. Bu önemli. Sadece iş yerinde olacak diye bir halde yok. Şöyle de olabilir. Makam aracı olabilir. Başkan sizi bir göreve gönderdi. Başka bir ilçeye gidiyorsunuz. Resmi kurum aracı içinde başınıza gelen her şeyde iş kazası sayılır. Ama başkan size araç tahsis etti. Siz kalktınız dediniz ki ya benim aracım var. Ben kendi aracımla gideyim. Umarım böyle bir şey yapmazsınız. Kendi aracınızla başınıza bir şey gelirse sorumluluk tamamen sizde oluyor ve iş kazası sayılmıyor. O yüzden resmi kurum araçlarını kullanın bu tür durumlarda. Evet, nedeniyle meydana gelen ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren arkadaşlar. Yani iş kazası olması için ya bir ölüm meydana gelmesi gerekiyor ya da vücut bütünlüğünü bozan bir durumun gerçekleşmesi gerekiyor. Akıl sağlığınızı işinizden dolayı yitirirseniz bu da iş kazası oluyor arkadaşlar. İş kazası meslek hastalığı oluyor. Gerçi onların ayrımı yapmıyor. Bazı durumlarda olduğu zaman meslek hastalığı oluyor. Meslek hastalığı oluyor. Anlıksa zaten iş kazası oluyor. Evet. İş kazalarının bütün sonuçlarını anında görme durumumuz var. O yüzden bence kanun iş kazasına meslek hastalıklarından daha fazla ehemmiyet vermek zorunda. Zaten meslek hastalıkları doğru teşhisle %100 önleyebiliyordum. Ama iş kazalarında öyle bir şansınız yok. Zaten şiddetini ölçme durumunuz da yok başınıza gelmeden. Uzay mekiği de kursanız iş kazası gelme ihtimali var başınıza. Evet, bir sonraki slide'a bakalım. Evet, sürekli ondan bahsettik. Meslek hastalıkların %100'ünü önüne ediyoruz. Sebebi şu, teşhisi doğru koyduğunuz sürece meslek hastalıklarının önüne geçme şansınız var. Ama uzay mekiği de kursanız, şu an biz eğitimdeyiz değil mi burada? Bu bir iş. Zaten eğitimler mesaiden sayılmak zorunda. Şuraya bir tane meteor düşse, bu da iş kazasına giriyor. Hangi sınıfa giriyor? Şu %2 önlenemeyen sebebi önceden kestirilemeyen duruma giriyor arkadaşlar. Gerçi müdürüm en son bakanlığa gittiği çalıştayda muhtemelen onu afetten sayacaklar artık. İş kazalarını da herhalde %100 önleyeceğiz diyeceğiz artık. Öyle ya, bir şey yani olabilir. %100 önlenebilir olduğu konuşuldu. Evet. Evet, tüm yani şeyler meteorun düşmesi afete gelecek. Doğal evet. Olay. Doğal olay. Evet. Bir sonraki slide'a bakalım. Evet şuna bakalım. Ülkemizde arkadaşlar tabii bunlar resmi veriler. Bunların gayet resmilerini de düşünerek siz bu evet arkadaşlar tekrarlıyoruz. Buna dikkat edelim. Evet. Şu çok önemli veriler ama bunlar çok azaltılmış, indirgenmiş şeyler. Çünkü istatistiksel veriler kayıtlara dayalıdır. Tabii. Ama bizde herkes kayıtlı mı çalışıyor? Hayır. O yüzden şunlar aslında daha çarpıcı rakamlar olmalı. Tabii ki. Yani şu 3 dakikayı, 6 dakikayı 2 ve 3 dakikaya indirgeyebilirsiniz. O şekilde düşünebilirsiniz.
kayıt dışı istihdam da az değil Türkiye'de. Her 6 dakikada bir iş kazası meydana geliyor arkadaşlar. Her 2,5 saatte bir çalışan sakat kalıyor ve her 6 saatte bir çalışan ölüyor. Yani günde 4 kişi yaptığı işten dolayı, başına gelen iş kazasından dolayı ölmekte arkadaşlar. Bunlar resmi veriler. Evet, çalışma yaşamının tarafları kimlerdi arkadaşlar? Yukarıdan aşağı doğru gelin. Devlet, işveren ve çalışan. Devlet ne yaptı? Kanunu çıkardı. Bir de bizi denetleme yetkisine sahip. İşveren olarak sorumluluğumuz nedir? Devletin çıkardığı kanuna uymak zorundayız. Risk analizi yapıyor. Risk analizi yaptıracağız profesörlere. Acil durum eylem planlarını yapıyor. Onları yapacağız. En önemlisi eğitimlerini veriyor. Eğitimlerini de verdirmek zorunda işveren. Peki son kısım, yani halkanın en zayıf, zincirin en zayıf halkası kimler? Çalışanlar. Risk analizine aktif katılmak zorundalar. Odaları ben gezdim burada Özgür Bey ile doktorumuzla beraber. Soruyoruz, burada bizim göremediğiniz, sizin gördüğünüz tehlikeler var mı diye. Arkadaşların bir kısmı katıldılar, evet. Yani ben daha önceden öngöremediğimiz bir tehlikeyi orada gördüm. Odaları tek tek gezerek. Acil durum eylem planlarında oluşturulan ekiplere katılmak zorundalar. Ve en önemlisi arkadaşlar, eğitimlere %100 katılmak zorundalar. Bakanlık diyor ki bütün iyi niyetle bunları yap. Ama personel diretirse şeye katılmamakta eğitimlere, her ay katılmadığı eğitim için 1200 küsür lira ceza kesilir diyor. Ve cezai böyleydi arkadaşlar, bu kanunda her zaman son madde olarak koymuş. İyi niyetli bu kanun. Geçelim. Evet, iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları nasıl olmalıdır? Dinamiktir. Hepimiz çok dinamiyiz, aktif katılıyoruz. Hepimiz buradayız. Binayı tek tek gezdim, odaları tek tek gezdim, üşenmedim arkadaşlar ben. 3,5 saatimi aldı. Özgür Bey direnişler. Eğitimi gerektirir. Parasal yatırımı gerektirir. Örgütlenmeyi ve organizasyonu gerektirir. Bilim ve teknolojiyi takibi gerektirir. Mevzuat takibini gerektirir. Bu önemli arkadaşlar ve bizi direkt ilgilendiren kısımlar bunlar, çalışanları da ilgilendiren. Verimliliği etkiler. Zaten 3 tane şey saymıştım. Çalışanı koru, işletmeyi koru, verimliliği de arttır demiştik. Üretim verimliliği arttır demiştik. Herhangi bir iş kazası veya meslek hastalığı olduktan sonra olay sonrası inceleme yapılması ve işin tekrardan düzenlenmesiydi. Yalnız ben çok çağ dışı bir yaklaşım. Kanunla beraber gelen yaklaşım, proaktif yaklaşım. Olay gerçekleşmeden öncesine çalışanlara ve güvenli olmayan uygulamalara odaklanır. Başınıza bir iş gelmeden, zaten risk analizinin gerçek sebebi budur. Başınıza bir iş gelmeden olası tehlikeleri belirlemek. Peki iş sağlığı güvenliği asıl çalışma alanı bizce şöyle olmalı. Tehlikeli durum ve tehlikeli davranışın ortadan kaldırılmasına yönelik olmalıdır ki şudur arkadaşlar. Bir iş kazasının meydana gelmesi için her iki durumun da aynı anda var olması gerekir. Tehlikeli durum ve tehlikeli davranış bir arada varsa ve birleşirse iş kazası meydana gelir. Bunlardan herhangi biri ortamda yoksa iş kazası gerçekleşme ihtimali yoktur arkadaşlar. Bu yüzden tehlikeli durumları ve tehlikeli davranışları ortadan kaldırırsak, herhangi birini kaldırırsak, ki bizim buradaki asıl amacımız şu an tehlikeli durumları bertaraf etmek, sizi onlardan korumak, iş kazalarında muhtemelen önlemiş olacağız. Bununla ilgili bir tane videom var. Onu hemen araya koyacağım. Evet, tehlikeli durum ve tehlikeli davranış bir araya, tamam, bir araya geldiği zaman demiştik, iş kazası meydana gelir. Bunu bilmiyorum, belki YouTube'dan izlemişsinizdir. Şimdi iskelenin kendisi zaten bir tehlikeli durumdur, değil mi arkadaşlar? Ne yapmamak gerekir? Tehlikeli davranışlarda bulunmamak gerekir. Sesi açılabiliyor mu? Söyleyin, şarkıyı dinleyelim mi? Alem güçlü değil mi? İskele zaten uygun bir iskele değil. Bir de üzerinde kalkar bulmazsan. Evet. Tehlikeli durum ve tehlikeli davranış bir araya getirmemeye çalışacağız arkadaşlar. Tehlikeli durum her zaman parası. Biz kendimiz dikkat edeceğiz. Yani risk almamaya çalışacağız. Tehlikelerden korunmak için. İş kazalarının büyük bir kısmı tehlikeli hareketlerden kaynaklanmadı. Bunun yüzdesi de %88 arkadaşlar. Şahsi kusurlardan kaynaklı. %10'u tehlikeli durumlardan, yani İSG profesyonellerinden ve işlerinden kaynaklı sıkıntılar. %2'sinin zaten sebebini kestiremediğimiz için bunu önleme şansımız yok. Evet, tehlikeli davranışlar nedenleri nedir? Dikkatsizlik, lavabalilik, umursamazlık. Az önceki video hangi sınıfa giriyor?
Şu şahsi kusurları yani davalilik, dikkatsizlik, eğitim yetersizliği, bilgi, ustalık, alışkanlık. Yani bir ustanın işini çırağı yaptırmayın diyorlar. Yaptıracaksan da eğitimli ver. İnanıyorsan yaptır. Bünyenin yapılan işe uygun olmaması, uygunsuz mekanik şartlar, fiziki çevre, bunlar da fabrikalarda. Evet, kazanın sonucu. Meydana gelecek zararın büyüklüğünü önceden kestirme şansınız olmadığı için, şiddetini ölçemediğiniz için, tehlikenin yüzdesi milyonda bir de olsa, ikide bir de olsa arkadaşlar bunu ciddiye alacaksınız. Her kaza ihtimalinin ciddiye alınması gerekli diyoruz. Neden? Sebebini, sonucunu kestiremediğimiz için. Evet, kazalardan korumak için mühendislik ve revizyon, eğitim, bir daha eğitim, ergonomik kurallarından yararlanma, teşvik tedbirlerini uygulama ve son madde disiplin yani cezai meyilleri uygulama. Bunlar çalışmaların yapılması. Eğer bir zincirin sağlamlığı ne kadardı? En zayıf halkası kadardı. En zayıf halkamız kim arkadaşlar burada? Çalışanlar. Çünkü kusurun %88'i kendilerine ait. Bunu da geçelim. Evet, güvenlik nedir? Risklerin tanımlanmamış bir zaman aralığı süresince kabul edilebilir düzey içinde kalma yeteneğini ifade eder. Tehlikelerden korunma yani arkadaşlar. Tehlike nedir? Bir kişiye, maddeye, cihaza, işe veya iş gücüne sakatlık, hasar, kayıp veya zarar verme ihtimali olan her şey. Tehlike bir potansiyeldir, bir sonuç değildir arkadaşlar. Tehlikelerden eğer bir tehlike söz konusuysa sizin şahsi kusurlardan dolayı ortaya bir kadar çıkar. Yapmış olduğunuz şahsi kusurlarda arkadaşlar risktir. Tehlike yoksa risk de yoktur. O zaman bizim işimiz risk olmamalı, tehlikeleri bertaraf etmek olmalı. Risk neydi? Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme ihtimaliyle zarar verme derecesinin bileşkesidir. Tehlikeden sonra sizin yapmış olduğunuz, almış olduğunuz risktir. Şöyle diyelim. Bir adaya düştünüz. Robinson Crusoe'suz diyelim herkes burada. Tek bir adada yalnızsınız. Köpek balığı denizin içinde. Köpek balığı orada bir tehlike midir, risk midir arkadaşlar? Tehlikedir değil mi? Yani bir potansiyeldir. Ne zaman risk olur? Eğer ben suya girersem, tarzanlık yapmaya kalkarsam benim için bir risk olur. Peki suya girmediniz. Bunun dışında bir tehlike yok mudur? Hindistan cevizi ağacı. Hindistan cevizinin kafanıza düşmesi olabilir. Korsanlar gelebilir belki, hiç belli olmaz. Deniz kabarabilir, fırtına çıkabilir, güneş çarpabilir. Köpek balığı belki ayaklanacaktır, evini geçecektir, hiç belli olmaz. Bakın milyarda bir de olsa öyle bir ihtimal var. Bunu dikkate alacağız. Bunların hepsi bizim tehlikelerimiz. Geçelim bunlara. Evet. Bir iş kazası değil mi? Ne olması gerekiyordu? Tehlikeli durum ve tehlikeli davranış. Buradaki tehlikeli durum nedir o zaman arkadaşlar? Bir davranıştır. Tehlikeli durum nedir burada? Kıyma makinesinin varlığı arkadaşlar zaten tehlikeli bir durumdur. Sizin burada dikkatli olmanız gerekir. Bunların yanılmıyorsam tahta sopaları var etleri basmak için. Muhtemelen o yoktur. Ya da çocuk kendisi pek önemsememiştir. Bir şey olmaz. Zeki mantık genelde bu bana bir şey olmaz mantığı. Elini sokmuş maalesef elini kaptırmış. Tehlikeli durum zaten vardı. Şahsi bir kusur işlenmiş ve ortaya bir iş kazası çıkmış. Bunu da geçebilir miyiz? Evet, lütfen yaya alt geçidini kullanın diyor ama teyzem alt tarafı kullanıyor ama lehanın altını kullanıyor. Y geçidin değil. Evet, bir üst geçit karayolu. Buradaki tehlike nedir arkadaşlar? Karayolunun zaten kendisi tehlikeli bir durumdur. Sizin burada yapmamanız gereken tek şey üst geçit değil de alt tarafı kullanmak olur. But really, I should have cleaned up the grease over there, and they should never put the deep fryer so close. Check those tanks. It's been an accident! Come on, get some help!
you should have replaced that ladder years ago. I knew I shouldn't have reached over like that. And why isn't there a strict policy about two people doing a job like this? Hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri olarak tanımlıyoruz. Meslek hastalıklarının kendine özgü bir klinik tablosu vardır. Hastalık etkeni bellidir. Hastalık o meslekte çalışanlarında yüksek oranda görülmektedir. Hastalığın nedeni iş yerinde olup iş ile hastalık arasında nedensel bir bağ vardır. İş yerinde alınacak teknik ve tıbbi önlemlerle meslek hastalıklarından korunulur. İş yeri hekimliğinin de zaten temel prensibi koruyucu hekimlik üzerine dayalıdır. Ortadan riskleri ortadan kaldırmak, insan sağlığını en üst düzeye taşımak. Nedensel faktör meslek hastalığında yalnızca iş yerinde olur. İş yeriyle hastalık arasında birebir bir direkt bağ vardır. Meslek hastalıklarından korunan tıbbi korunma önlemleri, işe giriş, periyodik muayene, çalışan eğitimi, bizim yaptığımız şu an aktif olarak, İş yerindeki çalışma çevresine ait korunma önlemleri, meslek hastalığına sebep olabilecek faktörlerin belirlenerek bunların ortadan kaldırılması, gürültü, toz, iklim koşulları, kimyasal madde maruziyeti gibi. Çalışana ait koruma önlemlerinde ise kişisel koruyucu donanımlar vardır. Bunlar tozlu ortamlarda çalışanlara maske vermek, kimyasalla çalışan insanlara eldiven, gürültülü ortamlarda çalışanlara kulak tıkacı kullanması gibi. İş yerindeki sağlık güvenlik tehlikelerini 6 maddede topluyoruz. Kimyasal, fiziksel, biyolojik faktörler, tozlar, ergonomik faktörler ve psikososyal faktörler olarak. Kimyasal faktörlerden metaller, gazlar, çözücüler, asit ve alkali maddeler. Bunlar vücuda bazıları biriken kanserojen, kanser oluşumuna zemin hazırlarlar. Fiziksel faktörlerden sıcaklık, titreşim, radyasyon, yüksek basınç maruziyetle bunların içinde. Biyolojik faktörlerde özellikle sağlık tesislerinde ve laboratuvar çalışanlarında görüyoruz. Özellikle kan teması olan çalışanlarda hepatit pozitifliği sık görülen bir meslek hastalığı. Tozlar, toz partikül büyüklüğü 100 mikrondan küçük olan havada asılı gözle görülemeyen maddelerdir. Bunlar kronik obstrüktif akciğer hastalığı, akciğer yetmezliğine kadar ilerleyen bir klinik tabloya ulaşıyor. Deri ve diğer organlar da tabii ki bunlardan etkileniyor. Geçelim. Ergonomik faktörler iş yerinde çalışma koşullarının çalışanların niteliklerine uygun hale getirilmesi ve sonuç olarak iş ve çalışan uyumunun sağlanması olarak ifade edilen ergonomi ilkeleri genel yaşam bakımında önem taşır. Bunu birazdan daha detaylı göreceğiz. Psikososyal faktörlerde çalışma ortamında kişilerin arasındaki uyumları iş verimliliği ve ruh sağlığı açısından önem kazanıyor. Dünyada ve Türkiye'de meslek hastalıkları, iş kazaları oranlarına baktığımızda dünyada %56'ya %44'lük bir oran var. %56 meslek hastalığı, %44 iş kazası. Türkiye'de ise bu oran iş kazaları %99, meslek hastalıkları %1 olarak görünüyor. Fakat bu gerçek bir veriyi yansıtmıyor bize. Burada istatistik kayıt yetersizliği ve tanı yetersizliğinden kaynaklanıyor. İçelim. Türkiye'deki SGK istatistiklerine göre 2009 yılında iş yeri sayısı 1.216.000, işçi sayısı 9 milyon, meslek hastalığı sayısı 429, meslek hastalığı sonucu ölüm yok. Bunlar kayıtlı veriler.
Yani bu gerçeği yansıtmadığını birazdan detaylı anlatacağız. Geçelim burayı. Burayı buzdağının görünen, görünmeyen tarafı olarak normalde 36 bin ve 108 bin arasındaki bir tahminde bulunurken 2011 yılında sadece 533 meslek hastalığı vakasına tanı konulmuştur. Burada daha çok ofis çalışanları arkadaşlarla toplandığımız için ofis çalışanlarında görülen meslek hastalıklarından kısaca bahsedeceğiz. Mesleki kas iskelet hastalıkları özellikle en sık karşılaşan ofis çalışanlarında göz bozuklukları, strese bağlı psikososyal bozukluklar ve varis bu dördünü ofis çalışanlarında sık görüyoruz. Kas iskelet hastalıklarında iş aktiviteleri sırasında fiziksel ve psikososyal risklere maruz kalma bağırıp gelişen ağrı, hareket kısıtlanması, sakatlanma seyredebilen kas iskelet hastalıklarıdır. Genellikle kaslar, tendonlar etkilenir bu durumdan. İşe bağlı olarak geliştiklerinde ise mesleki kas iskelet hastalıkları olarak kabul edilen bu hastalıkların oluşumunda iş yerindeki tekrarlamalı ve zorlamalı hareketler, vücudun kötü pozisyonlarda kullanımı ve ergonomik yetersizlikler önemli rol oynuyor. Özelliklere baktığımız zaman mesleki kas iskelet hastalıklarının işe bağlı sakatlanma ve iş günü kaybı ve hastalığa bağlı erken emeklilik nedenleri arasında ilk sıraya alıyor. Nedenleri ve etkileri multifaktöryeldir. İş günü kaybı ve sigorta tazminatları nedeniyle maliyeti en yüksek hastalıklar arasında yer alıyor. Korunmak büyük ölçüde mümkündür. Birkaç pratik bilgiyle bunların %50 oranında azaldığını söyleyebiliriz. Kişiye etkileri ağrı nedeniyle kişiye ızdırap veriyor, psikolojik yapıya olumsuz etkileri depresyona yol açıyor, yaşam kalitesini düşürüyor. Tedavi edilmez ise hareketleri kısıtlanarak sakatlıklara kadar ilerleyebiliyoruz. İşe ve topluma etkileri iş memnuniyeti verimliliğini ve kalitesini azaltır. İşvereni, endüstri, sağlık, bakım ve sigorta sistemlerini ve ekonomiyi olumsuz etkiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Bilim Akademisi mesleki kas iskelet hastalıkları için 1999'da yapılan toplam harcama 1 milyon ABD dolarını aştığı bildirmektedir. En çok etkilenen ekstremiteler ise bel bölgesi, boyun ve üst ekstremiteler. Başlıca hastalıklar kas zorlanması, yırtılması, boyun fıtığı, bel ağrısı, bel fıtığı, boyun tutulması, karpal tünel sendromu dediğimiz el bileğinde ağrıyla seyreden sinir tuzaklanması. Risk altında olan kişiler her işte ve iş yerinde kas iskelet hastalıkları için risk etkeni bulunmakla birlikte bazı işler tabii ki daha riskli oluyor. Bel ağrısı için özellikle bedensel aktiviteyle ağır işlerde çalışanlar da sağlık temizlik personeli, boyun ve üst ekstremite hastalıkları için bilgisayar kullanımlar yüksek risk altındadır. Geçelim. Fiziksel ve ergonomik etkilere baktığımız zaman tekrarlamalı hareketler, zorlamalı hareketler, belin ve vücudun kötü ve yanlış pozisyonlarda kullanımı. Birazdan daha detaylı göreceğiz. Geçelim bunu. Psikososyal etkilerde iş memnuniyetsizliği, monoton iş, zaman baskısı, yetersiz denetçi ve iş arkadaşı desteği, yeterli düzenleme ve molaların eksikliği gibi yetersiz organizasyonlar psikososyal etkenler içerisindedir. Kişisel risk etmenleri, yaşlanma, kondisyon etkileri, sigara ve aşırı kilo olarak sayabiliriz. Görünme sıklığı bilgisayar kullanımlarında arkadaşlar özellikle sizi çok ilgilendiriyor. %75'e kadar boyun ve üst ekstremite hastalıkları karşımıza çıkıyor. Korunmada bilgisayar kullanımlarında yapılan araştırma ergonomi eğitimi ve iyileştirmenin mesleki kas iskelet hastalıklarının sıklık ve maliyetini azaltmada etkili olduğu gösterilmiştir. Uzun dönem izlemeli çalışmalarda medikal harcamalar, iş günü kaybı, sigorta tazminat ödemeleri ve işe dönüş üzerindeki etkinlikleri kalkınarak maliyet etkinlikleri de gösterilmiştir. Göz bozuklukları, gözleri yoğun olarak kullanan ve bilgisayar başında uzun saatler çalışmak zorunda olan ofis çalışanları, gözlerde kuruban, göz kenarlarında çapaklanma, kapak etrafları, kaşıntı ve kızarıklık, bulanık gibi görme belirtiler görülüyor. Bilgisayar başında dikkat etmemiz gereken noktalara arkadaşlar dikkat çekelim. Ortalama dakikada normal bir birey 12 olan göz kırpma sayısı bilgisayar başındayken 5'e kadar düşüyor. Bu kuru göz yakınmalarına yol açabiliyor. Gözler sık sık bilinçli olarak kırpılarak nemlendirilmelidir. Yani kendimize unutup 5'e kadar düşen şeyi kendimize bunu hatırlatmalı ve bir alışkanlık haline getirmeliyiz. Ekrana çok fazla yaklaşılmamalı. Ekranda font ve puntolar büyük kullanılmalıdır. 15 dakika arayla gözler ekrandan ayrılıp 10-15 saniye kapalı tutarak dinlendirilmelidir. Çalışma sırasında her 45 dakikada bir 5 dakika mola veriyoruz. Psikososyal bozukluklarla gürültü, monoton yönetim baskısı, iş arkadaşlarına yeterli destek görmeme gibi nedenleri sayabiliriz. Burada ofis çalışmalarında sık görülen bir varis rahatsızlığı da var tabii ki. Bacak toplar damarındaki genişleme sonucu, kalbe geri götürme fonksiyonlarında kısmen itiren damarların şişmesidir varis. Genelde bayan hastalığı olarak bilinir.
özellikle uzun sürekli ayakta çalışanlar, öğretmen, cerrah, kuaför, temizlik personeli gibi sık görülse de ofis elemanlarında uzun süre oturan insanlarda da kan belirlendiği için ayaklarda görme sıklığı artıyor. Bunun için uzun süre oturmak zorunda, yani masa başı iş yapanlarda oturduğu yerde bisiklet pedalı hareketi yapabilir veya bir saat arayla kalkıp bir 5-10 dakika şöyle bir yürüyüş yapması önleyici etkiye sahiptir. Nasıl arkadaşlar burada geçelim. Ergonomiden bahsedelim kısaca. Ergonomi insanın davranışsal ve biyolojik özelliklerini inceleyerek uygun yaşam ve çalışma ortamlarını yaratmaya başlayan bir bilim dalıdır. Amaç kaza ve yaralanmaları önlemek, yorgunluğu ve insan vücudunun aşırı kullanımını, işe devamsızlığı, kaza ve rahatsızlıklara bağlı tazminatları en alt düzeye indirmek, verimliliği, güvenliği, konforu en üst düzeye çıkarmaktır. Konularda gürültü, aydınlatma, ısı, titreşim, çalışma alanı ile ilgili genel olarak çalışma konforunu üst düzeye yaşam, verimliliği üst düzeye çıkarmak için yapılan çalışmalar. Yaşam kalitesini kurmazlığı ergonomik önlemler ile ilgilenir. Bunlardan bahsedeceğiz. Geçelim. Burada arkadaşlar uygun postür olmayan, duruş bozukluğu olan, boyun, baş ağrısı, yani birçok yere etkisi oluyor görüyorsunuz tendonlara. Geçelim bunu. Ergonomik önlemler çalışma alanının iyi düzenlenmiş olması, masa sandalyelerinin kişiye özel ayarlarının yapılması, monitör klavye ve farenin kişiye uygun düzenlenmesi gerekiyor. Aydınlatmanın sağlanması, uygun ışık kaynağının seçilmesi, oturma ve ayakta durma sırasında vücudun uygun duruş, bunu birazdan bahsedeceğim detaylı olarak. Ofis düzeyinde yapılan bazı hatalara göz atalım. Ofis ortamındaki havanın kuruması nedeniyle oluşan çok kuru hava, üst solunum yolu, alt solunum yolu enfeksiyon risklerini azaltıyor, ileride akciğer hastalıklarına ulaşabiliyor. Bilgisayar karşısında geçirilen sürenin uzun olması, bilgisayar monitöründen yayılan negatif yüklü partiküller, insan bedeninde gözlerine negatif elektrik oluşturarak toz partiküllerini gözlere çekerek konjüktivit göz iltihabına yol açabilir. Çalışma alanında özel ışık kaynağı pencere lamba. Ekran kullanıma uygun olsa bile çalışma alanı yanlış aydınlatıldığı için kamaşı ve göz hastalıkları baş ağrısı sonucu doğuruyor. Ekranın yerinin yanlış olması çalışan kişinin bakış açısında ya da arkasında pencere olması nedeniyle oluşan yansımada ciddi zihinsel ve algısal yüklenme göz yorgunluğu. Ekran kalitesine düşüklük, bozuk renkler, titreme ve yansıma, gözlerde oluşan aşırı yüklenme, var olan göz rahatsızlıkların derecesinin artmasına ve konsantrasyonda güçlüğe yol açabiliyor. Önlemlere baktığımız zaman iş yerinde olması gereken hava ısınma oranı, büro iş çalışanlar için 19.4 ile 22.8 derece arasında nem oranı %70 olmalı. O da her gün mutlaka havalandırılmalıdır. Kişinin monitörle göz ve monitör hizası bir kol olmalı, 50-60 cm civarında olmalıdır. Gözlere paralel bir şekilde ne yukarı ne aşağı olacak. Geçelim. Burada yanlış bazı uygulamaları görüyoruz. Bu dediğimiz gibi göze paralel bir şekilde monitörün uzaklığı. Geçelim. Adam o mesafede görmüyorsa nasıl olacak? İşte görür. Niye görmesin? Gözlük kullanacak o zaman. Görmesi gerekiyor. Ya da punto olarak büyük kullanacak. Aynen. 50-60 cm mesela. Monitörün dibiz tutulması özen gösterilmelidir. Ekranda çok küçük kalitelerden kullanılmalıdır. Ekran kontrastı gözü yormayacak şekilde ayarlanmalıdır. Monitörden gelen kimi zararlı ışınları önlemek için ekran filtresi kullanılmalıdır. Sık sık göz kırpma işlemini az önce bahsetmiştik. 15 dakika aralarla gözler ekranda monitörden ayrılıp uzak bir mesafede dinlendirilmesi gerekiyor. Klavye fare kullanımında ise klavye ekranın ayrı ve hareketli olmalıdır. Yazı yazarken sadece iki parmak kullanılmamalıdır. Klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır. Burada bazı fare kullanımının yanlış şeyleri var. Şu karpatüre dediğimiz sinir sıkışmasına ulaşıyor dirsekte. Yere paralel, mouse'a paralel dirsek, bilek kısmı düz olmalıdır. Geçelim. Klavye ile monitörün birbirine paralel yan yana ve hizası da bilek burkum şey yapılmayacak şekilde, yukarı aşağı olmayacak, paralel bir şekilde kalması gerekiyor. Burada eller, bilekler yine düz olacak. Sağa sola yamuk hareketler yine sinir sıkışmalarına ağrılar yol açabilir. Burada oturuş pozisyonlarıyla ilgili dinamik bir insan otomisine uygun ortopedik sağlıklı oturma olanının olmaması sonucunda kronikleşen sırt, boyun, bel rahatsızlıkları oluşabiliyor. Bakın şurada belin dik kalça yere paralel ayak tabanlarının yere değmesi gerekiyor. Dik bir oturuşmasın. Bu şekilde boyun fıtığı, bel fıtığı ihtimalimiz artıyor. Geçelim. Burada yanlış birkaç örnek şeylerde diz sıkışmalarını görüyoruz.
umuman düzgün postürümüz bu şekilde olması gerekiyor. Oturma sırasında postürün sağlanması. Ayaklar düz olarak yere temas etmelidir. Diz 90 ile 110 derece açı arasında kalmalıdır. Dirsekler 90-135 derece açıyla kalmalıdır. Geçelim. Masa altında ayaklarını uzatabileceği ve vücut hareketlerini kolayca değiştirebileceği alan olmalıdır. Eğer ayaklar yere temas etmiyorsa buraya bir ayak desteği kullanması şarttır. Sandalyeler tabii ki kullanırız. İleri geri gidebilmek 360 derece döndüğünde yükseklik ayarları, bel değimi olan şeyler kullanmalıdır. Oturma alanı. Geçelim buraya, burada anlatalım hepsini. Arkadaşlar burada paralel dönüş uzaklığı 50-60, bakış açısı 20-30 derece. Bilek desteği, burada bileklerin düz olduğuna dikkat ediyoruz. Dirsek desteği, diz açısı 90-110, ayak desteği de burada. Sandalyelerin özellikleri, ayarlanabilir olması gerekiyor. Geçelim bunu. Arkadaşlar bel ağrıları şu an hepimizde birçok kişide de sık sık rastlanan. Bel ağrısı genellikle tek ani bir hareketten ziyade tekrarlamalı ve zorlamalı. Belin yanlış kullanımına bağlı hareketlerin birikimiyle olur. Bel ağrısı koruma ile çok büyük ölçüde engellenebilir. Bununla ilgili birkaç bilgi vereceğiz size şimdi. Bel fıtığı dediğimiz olay şudur. Şu kemik yapı sırtımızla omurgamızın anatomik bir resmidir. Fıtık denilen olay şu, bakın. Kemiklerin arasında diskler vardır. Yıpranmış disk. Bu biraz daha hasarlı bir disk. Şurada fıtıklaşmıyor. Diskin şu iki kemik arasından dışarı doğru fıtıklaşmasıdır. Şuradaki sinirlere bası yaparak uyuşmalara, işte bazı fonksiyon kayıplarına ulaşabiliyor. Bel fıtığının oluşma ettiği harekette dizleri bükmeden öne eğilme, ağırlık kaldırma ve dönmedir. Bunu birazdan resim var, orada görürüz. Geçelim. Uzun süre ayakta kalmak ya da oturmak gerektiğinde ayağın altına tabureye yerleştirmek omurganın zorlanmasını engelleyecektir. Şurası daha sağlıklı bir pozisyon sağlıyor. Geçelim. Mesela yerden bir şey kaldırırken arkadaşlar bu önemlidir. Bel fıtığı oluşmasında çünkü en sık etkenlerden biridir. Şunlar hatalı, yanlış davranışlar. Bir şey kaldırırken dizlerden dirsek kalçalara bükülerek bir şey alarak dizlerle birlikte kaldırmak gerekiyor. Bütün yükü bele yüklememek gerekiyor. Geçelim. Koruyucu yönlerden şu verisinde hatta oturuş pozisyonlarını görüyoruz. Hem dur, biraz da öne eğilerek kalça dışarı çıktı, bel hafif öne eğip boyunda düz bir şekilde oturmak en sağlıklı oturuş pozisyonudur. Boyun egzersizleri, ofis ortamında yapılacak birkaç tane egzersizlerimiz var. Öncelikle boyun düz bir şekilde hafif geri itilerek sırtla paralel bir şekilde düz bir hale getirilir. Geçelim. Burada sağa sola çevirerek başımızı sağa sol veya yani yanlara, sağa sola, öne arkaya 8 saniye bekleyerek burada gün içerisinde bunu bir defa yapmamız eklem hastalıklarını, kas hastalıklarını azaltacaktır. Geçelim. Burada omuz hareketlerimiz var. Şurada başımızda kuvvet uyguluyoruz. Ters kuvvet birbirine karşı. Bunları yaparsak kas iskelet hastalıklarının oluşmasında çok büyük etkendir. Bahsettiğimiz konuların çok basit uygulanabilecek şeyler. Bunlar ama çok ciddi anlamda %75'lere varan bir azalma sağlıyor hayat konforumuzda ve bu kas iskelet hastalıklarında. Geçelim buna. Özel olarak arkadaşlar bunlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yardımcı olun. Meslek hastalıkları tabii ki çok daha geniş konular içeriyor. Ama bizim ofis çalışanları ağırlıklı olarak konularımızı seçtik sizler için.